şu boşnak böreklerden almaya geldik. Bakalım börekler lezzetli miymiş. Fiyatları göstereyim şöyle sizlere. 2 euro, 1,5 euro. Sence 2 euro. Baklava. Danuslar 1 euro. Burak, beef, arpa, pork, peynirli atız. Kıymalı yok mu? Porksuz. Şu neymiş? Aman domuzlu falan olmasın da dikkat edelim. Panserto pork cheese. Adriyatik Akdeniz'in en kuzeyindeki koludur ve Otranto Boğazı'nda İonya Denizi'ne bağlandığı yer. İonya Denizi ne ya? Zeybat'ta bir... Gideceğiz mi? Hiç oraya şey. Bağlı. Dolayısıyla yalan değil, yanlış. Hayatım böyle bir yere geleceksek daha savaş için bir şey daha atlat yerler. Bana bakın.
Ömer. Bana bakın. Tamam. Ay deniz çok güzelmiş gerçekten de ha. Ne oldu? Ne yapalım, denir mi? Altına rahat izin olur mu yani? Nasıl kısmet? Öyle deme ya, kısmet var mıydı böyle? Sen yine izin veriyorsalar al iznini de kullan yat. Şurada bank varmış gençler, oturalım bence. Evet Hasan Bey yoruldu. Evet, ben yoruldum arkadaşlar. Bank nerede? İşte bak burada. Ha. Şeyle birleşik ya, görünmüyor, gözlüğüm de var. Güzel seyir terası gibi yapmışlar. Ağaçların altı. Çok güzel. O zaman şurası mı yarım adası ediyor? Evet. Şurası. Şu karşımızda Budva herhalde değil mi? Burası da Budva. Ha, Budva'nın mahallesi gibi o zaman burası. Ya da ilçesi gibi. Evet arkadaşlar, bu yolda böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Burada bir plaj var. Buraya geliyor. Ve gördüğünüz gibi oralar hep gezilecek yerler. Park gibi, yeşillik. Çok güzel, görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle göstereyim. Böyle. Daha fazla gitmeye gerek görmedik. O yüzden biz buradan döneceğiz. Ama güzel, yazın sıcağında böyle ağaçların içinde, ormanın içinde serin bir yer. Dinlenmelik tam. Vallahi biz iyi serinledik burada. Evet, bu ada elle yapılmış, doğal bir ada değil, gerçek bir ada değil ama çok güzel olmuş. İçini gezmek kişi başı 50 euroymuş kışın, şu anda ne kadar bilmiyorum. O yüzden dedim girmeye gerek yok yani, çok da önemli değil. Şöyle dışından bakalım. Gidelim. Ömer, siz oraya girmiş miydiniz adaya? Ha. İyi yapmışsınız. Burası tam da bir ada sayılmaz. Bir yarım ada sayılır çünkü şurada yol var. Oradan gidiliyor. Bir taraftan yürüyorum. Bir taraftan da videoyu çekmeye çalışıyorum. Hava çok sıcak. 24 derece gösteriyor ama nemle beraber hissedilen en az 30 yani, öyle söyleyebilirim. Evet, denize giren insanlar var. Baksana sana diye. Baksana bu diye. Ne diyeceğim? Turist info ya. Afiyet olsun kocacığım. Ne yapıyorsun? Evet, yurt dışında da olsak Çorum'un maçı izlenecek değil mi? Her halükarda izlenecek. Sofraya oturdum bilgisayar. Ben de sandalyeyi evet, boyayım dedim. Bugün patates kavurdum arkadaşlar. Dün birazcık pizzaydı, makarnaydı falan dedik. Bugün de böyle olsun dedim. Domates sorduk, turşu koyduk. Ayran diye yoğurt almışız. Yoğurt yazıyor ama ayran mı, yoğurt mu? Yoğurt gibi böyle biraz koyu. Ayran gibi duru değil. Birazcık kullanacağız biz onu. Değişik bakalım. Çok da tadı yok dedi Ömer ama ne yapalım, alalım dedi. Değişiklik olsun dedik. Öyle, hadi bize afiyet şifa olsun. Sana da afiyet şifa olsun. Ellerine sağlık canım. Sağ olasın.
Evet arkadaşlar, Adriyatik Denizi'ne geldik. Bir de burada denize girelim dedik. Ülkedeki bütün denizlere girdik. Hepsinin tadına baktık. Sıra buraya geldi. Şimdi buranın suyunun şu şeffaflığını, berraklığını size göstermek istedim. Yani Fethiye'de de çoğu koy böyle tertemiz güzel ama burası da öyle. Çok güzel. Hatta mini mini nazik balıklar var. Az önce buradalardı. Çok şeffaflar, zar zor görülüyorlar. Mini minnacıklar. Bakayım şöyle kovalayayım balıkları. Heh, şuradalar. Görebiliyor musunuz? Bilemiyorum şu anda. İşte gidiyorlar. Az önce burada oturdum, geldiler beni yemeye çalıştılar ama bu sefer yara olmadığı için bacaklarımı da yiyemediler tabii. Acıtmadılar. Böyle arkadaşlar. Dün buraya Ömer'le gezmeye, dolaşmaya gelmiştik. Bugün de denize girmeye geldik. Plaj geldiğimizde boştu. Şimdi birazcık daha kalabalıklaştı ama buranın halkı değil, hep bizim gibi turistler var. Çünkü su çok soğuk. Muhtemelen Fethiye'dekiler gibi suyun ısınmasını bekleyip böyle girecekler diye ümit düşünüyorum. Bugün ve yarın resmi tatil burada. Yoksa yani dolu olurdu. Girecek olsalardı herhalde. Biliyorsunuz bizim orada pazar günleri denizler tıka basa dolu oluyor. Plajlar, sahiller ama burada gördüğünüz gibi bomboş. Birkaç tane turist var işte biz gibi. Bir de plajda böyle kırmızı taşlar dolu. Her taraf böyle kırmızı taş. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama kum dahi öyle kırmızılı. Tuğla renginde yani. Taşların çoğu da bu renk. Bizim orada ben görmedim. Belki vardır tabii tek tük ama burada çok fazla. Kıpkırmızı. Ama işte yani şey. Yani bu tip yolları çok severim. Şimdi Adriyatik Denizi burası. Müzik ekleyeceğim üstüne. Anlamıyorum. Şu camdaki şeye bir pot ısınmadın sen. Yavaş gel lan. Tamam. Bir de girişinde var kapı. Şehrin ortasında, merkezinde böyle bir mezarlık var. Nasıl mezarlık anlamadım. Betonlarla kapatılmış hepsi üstü. Tekrar açılmasın diye mi? İçinden çıkmasınlar diye mi? Anlamadım. Tabii herkesin şeyi farklı. Örf, adet, töresi bakın. Çiçekler, mumlar, ışıklar koymuşlar. Resmini koymuşlar burada da. Değişik. Burada da yine resimlerini koymuşlar. Böyle değişik bir yapı. Burada da bir girişi var. Birazcık daha ilginç olmuş şu mezar. Mezar taşını farklı yapmışlar bakın.
Şurası da herhalde eski kilise. Ne acaba bilmiyorum. Burada bir çeşme var, çok güzel. Mezarlıkta sürecek toprak yok ama burada bir çeşme var yani. Yapma çiçekler getirmişler, süslemişler burayı. Ay, kedicikler de orada yatıyor. Ay canlarım. Şurada bir aile mezarlığı var, familia yazıyor. Böyle bir yer. Evet, Old Town orada. Biz neredeyiz? Bizde burada bir kale varmış. Kaleye geldik. Şöyle kaleden çekelim sağ solu. Bunlar anlatıyor babasına bir şeyler. Evet oğlum. Bu kalenin adı ne? Biliyor musun? Nasıl? Bilmiyorum. Sadece kale. Ama manzarası çok güzel. Anlatmam yok ya. İyi tamam çekin. Şimdi buranın karşısı İtalya mı? Evet. İtalya'yı göremiyorum ama kaç yüz kilometre ileride? Vardır bir 300-500. 300-500 kilometre ötemizde İtalya var. İtalya'nın karşısındayız tam şu anda. Çok güzel. Deniz harbi şey. Evet. Buradan atlayan vardır mı? Yok canım, daha neler. Çok yüksek. Bu kadar mıymış kale? Yakınmış tabii. Evet, şimdi de Kotor'a geldik. Kotor'da burası kale. 1500 basamakla çıkılıyormuş ama ben çıkmayı düşünmüyorum. Bu kadar çıkamam yani. Şöyle göstereyim. Evet, güzel bir kaleymiş. Evet, acıktık. Burada güzel bir börek aldık. Kıymalı börek. Güzel bir böreği deneyeceğiz. Bakalım nasıl. Isırdınız mı? Çok sıcak börek. Oo. Kedicik de böreğin kokusunu aldı, geliyor herhalde. Ah, yattı oraya. Her yerde buluruz bu kediyi. Sen her yerde besler, sağ olsun. Benim de elim yandı. Böreği nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Bize afiyet olsun. Şurası alabalık tesisi gibi değil mi? Hasan, Ömer, bana bakın. Tamam. Okay, ben bu. Yine bunu kurtarabilirim. Ben aramı yedim ya.
istiyor musun lan? He? Söyle, bir sanat istiyor musun abi? Kaç para? Çamaşırlara bakın, çamaşırlara bakın. Cennet mahallesi. Yok ya. Ben yürü, hadi gel. Peşinizdeyim. Sizi takip ediyorum. Çan çal, saat kaç? Kaç basamak çıktık sizce? 100 vardır ya. Değil mi Ömer? Evet. Bir 100 basamak çıktık. Yorulduk. Azı gitti, çoğu kaldı. Doğru. Arkadaşlar dönelim yani. Hasan yoruldu. Dinlene dinlene çıkın diyordu. Aşağıda yazdı. Yavaş yavaş çıkalım bari. Arkadaşlar 100'den fazla basamak çıktık. Çıktık en sonunda bizden kişi başı 15 euro para istediler. Biraz daha basamak çıkmak için. Biz de yok dedik. Yeter bu kadar. Yeter yani. İniyoruz. Güzel manzarayı da gördük nasıl olsa. Fazlasını çıkmaya gerek yok yani. 3 kişi 45 euro düşünsene. O kadar da çıldırmadım. Hem para vereceğim hem de canımı sıkacak yorgunluktan. Ne için? 2 dakika bir manzara görmek için. Fazla konuşunca anlayamıyorum. Tabii. Yorgunlukla da manzarayı anlayamıyorsunuz zaten. İniyoruz vallahi. Burada da kediler var. Besili besili. Şöyle göstereyim. Domuz etiyle besleniyorlar sanırsam. Çok kilolular kediler de. Öyle yani. Gel sizi gene o maçta bir çirkeplik yapar, sahibi adamınızı atarsınız. Tabii sizin geçen Galatasaray, Trabzon maçında ve Galatasaray maçında yaptıklarınız gibi. Evet, tabii. Ne yaptık biz? Forma gösteriyoruz. Ya sadece. Forma göster. O Mert Hakan'ın çıkışındaki hareketleri tek başına oynadığımız maçıma kadar. Sen kimsin ya? Tamam. Tek başına oynamış tabii. Adam hedefini olasın, çıkartsana. O zaman bütün Fenerbahçe sadece Mert Hakan'ın yanlaştan mı oluşuyor? Adam hedefine ulaşmış bak. Tüm Trabzon'la, tüm Galatasaray'la kıldırmış hep. Sıldırıyor. Nerede?
hemen olsun. Canımızı yesin. Ya bırak sigara çok güzel değil mi? Biz ne yaptık size ya? Bırak sağ yap diyoruz ya. Sağ yap bir kişi gördü. Adam 500 kişi geldi. Bu adam o için. Abi. Incómodo porque es incómodo. Pero. Yine merdiven, yine bir kale. Ömer Bey, dünya kabul ediyor. Neden kabul etmiyorsunuz? Ya? Neresi kabul ediyor bunu ya? Ya bu Barcelona gibi bir Manchester gibi. Peras nasıl? Peras da çok güzelmiş. Peras neresi? Az önce şurada yukarıdaydık, şimdi aşağıdayız. Burada ayaklarını mı yıkıyor? Hadi yürü. Yani çıldırdık bu maçta.